Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nexoft'tan Erdem. Bugün sizlere Ubuntu Server kurulumunu ve root yetkisi açmayı öğreteceğim kısa bir şekilde. Hemen uzatmadan geçelim. Makinamıza yeni bir VM oluşturuyoruz. Yani ben bunun IP'sini veriyorum hemen belli olsun diye. Herhangi bir hard disk seçiyoruz. Devam ederek Linux bölümünden Ubuntu'yu seçip devam ediyoruz. Çift çekirdek yapalım. Buradan 1 GB RAM yetecektir. Next deyip devam ediyoruz. Next. 50 GB hard disk Improvision dedikten sonra Next seçeneğiyle Finish yapıyoruz. Makinamızı Power on diyerek açıyorum. Open Console dedikten sonra makinemiz açılıyor. ISO'yu bağlamamız gerekiyor. ISO'yu bağlayalım hemen. ISO'muz ISO'lar klasöründe Ubuntu Server AMD olarak bulunuyor. ISO'yu upload edip dosya olarak paylaşacağım ben sizinle. O yüzden işinize büyüklük almasın. Başka zaten ISO'muz yok. Ubuntu ISO'sunu seçtikten sonra Enter'a tıklıyoruz. Ve dil bölümü karşımıza çıkıyor. Bu dil bölümünden Türkçe'yi seçerek Ubuntu sunucu sürümünü kurun diyoruz. Sonrasında ekran karşımıza geliyor zaten. Buradan ben tekrardan Türkçe dilini seçeceğim. Burada bir size hata veriyor. Daha doğrusu hata değil de bir uyarı mesajı veriyor. Bu uyarı mesajında bazı kelimelerin İngilizce olamayacağına dair bir uyarı. Bunu evet diyerek geçiyorum ben. Türkiye'yi seçiyorum. Klavyenin saplanmasını istemiyorum. Türkçe Q klavye. Aynı şekilde devam ediyorum. Ek bileşenleri yüklüyor şu anda. Bu arada videoyla alakalı, daha doğrusu çekmek istediğimiz videoların konularını bize mail yoluyla ve destek talebiyle ulaştırırsanız eğer istediğiniz videoları boş vakitlerimizde çekebiliyoruz bu şekilde. Ubuntu Server ile alakalı bayağı bir istek geldi ve root yetkisi açma ile ilgili bayağı bir istek geldiği için bu videoyu çekiyoruz. Burada ağı yapılandırmamız için bize bir yönlendirme yapıyor. Biz IP ve Netmask gateway'imizi vereceğimiz için bu şekilde tek tek yazıyoruz. Devam seçeneğine tıklıyoruz. Amazis tamam. Burada 129 olması gerekiyor. Bu 129 bizim kendi Netmark ve Gateway'lerimiz olduğu için siz kendi aldığınız firmadan isteyeceksiniz bu bilgileri. Devam seçeneğine tıklıyorum. Şu anda bir makine adı istedi. Hemen bir makine adı yazalım biz. Alan adı varsa yazın, yoksa geçebilirsiniz. Buraya root yetkisi Ubuntu'larda hemen açık olmuyor. Bu yüzden yine bir kullanıcı açıp sonrasında root'a bağlanmanız gerekiyor. Bu yüzden ben bir kullanıcı ismi belirliyorum buraya. Aynı şekilde aynı kullanıcı adı ve buraya bir şifre belirliyorum. Aynı şekilde şifremi tekrardan yazıyorum. Şifreden silme? Hayır. Home dizinin şifrelenmesini istemiyorum ayrıyetten. Ve kendisi otomatikman ayarlamaları yapıyor şu anda.
Ben diskin tamamının bölümlenmesini istiyorum. Bu yüzden 50 GB verdiğim hard diski seçiyorum ve devam ediyorum. Burada diske kaydedilmesi mi sorusuna evet diyerek yanıt verdikten sonra işlemi kendisi yapıyor zaten. Burada hiçbir şey yapmadan devam ediyoruz. Bu yüklemeler bazen uzun sürebiliyor bu şekilde. Beklemek istemeyenler için uzatma süresinden de yapabilirler. Herhangi bir Windows makine üzerinden yaptığınızda en azından beklememiş olursunuz. Şu an biz mecburen beklemek zorundayız. Ben videoyu şu anda durduruyorum. Diyecektim. Durdurmayayım. Tamamlandı zaten. Otomatik güncel değiştirmenin olmasını istemiyorum. Open SSH'i seçiyorum Space tuşu ile ve devam tıklıyorum. Zaten neredeyse tamamlandı. Videoyu durdurmamıza gerek yok kurulum için. Nevere kurulsun mu diyor. Bunu da kuralım. Kurulum tamamlandı diye bir karşımıza yazı çıktı. Devam dedikten sonra sunucumuza bir robot atılacak. Ve sunucumuza şu anda ping gitmesi gerekiyor. Hemen kontrol edelim. Evet, şu anda ping gidiyor. Sunucumuz açıldı. Şu root olarak açmamıştık daha. Şu an next olarak giriş yapacağız. Şu anda sunucumuzda giriş yaptık. Hadi şimdi de yapalım. Sizi görün. Şu anda giriş geldi. Root yetkisini açmamıştık. Evet. O yüzden şu şekilde yapıyoruz. Sudo pass root olarak bir işlem yapıyoruz. Buraya bir şifre belirlenmenizi istiyor. Ben şifre belirliyorum. Aynı şifre. Buradan sizden normalde kurduğunuz kullanıcının şifresini istiyor. Aynı şifreyi tekrar deniyorum ve aynı şifrenin tekrarlanmasını istiyor. Aynı şifreyi tekrar deniyorum. Yani 3 defa şifreyi aynı anda yazıyorum.
Burada sudo tire i yaptığımızda root bölümüne bağlanmış oluyoruz. Burada yapacağımız iş sonucunun root'unu açmak olacak. Sudonun eth ssh ssconfig'den giriyoruz buraya. Girdiğimizde burada permit root login bölümünü password'u siliyoruz. Without password sildikten sonra buraya yes yazıyoruz. Permit root login bölümünde. Ctrl x deyip burada kayıt edip etmeyeceğini soruyor. Kayıt edilecekse yes, edilmeyecekse no'ya basın diyor. Biz Y'ye basıyoruz. Kayıt edilsin diyoruz. Enter'a tıkladıktan sonra kaydedilmiş oluyor. Service networking restart diyoruz ve başlamış oluyor. Şu anda sorun olmaması lazım. Ve DNS adreslerimizi de yapılandıralım tekrardan. Burada ben tekrardan kodu göstereyim size. Sudo nano etc networking içindeki interface'e giriyoruz. Ve burada DNS name'e makinemizin DNS'lerini yazıyoruz. Boşluk bırakarak yazdıktan sonra ctrl x deyip aynı şekilde yes'e bastıktan sonra enter'a basıyoruz. Bunu da kaydedelim. Reboot attıktan sonra sunucumuzun root girişi açılmış olacaktır zaten. Hemen kontrol edelim. Sunucumuz bir açılsın ilk önce. Açıldı. 133 port 22 yazdıktan sonra root şifreyle girmeye çalıştığımızda ve girecektir root bölümüne. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. İnşallah yararlı olmuştur. Eğer siz de istediğiniz videoların çekilmesini istiyorsanız nexo.com.tr adresine giriş yaparak destek talebi oluşturursanız videolarınız çekilecektir müsait bir zamanda. İyi günler, kolay gelsin.